Evet belki ciddi bir kaleci hatasıyla o bir gol ve galibiyet geldi ama çok iyi bir Galatasaray'ı izledik sahada. Sen ne diyeceksin? Ee, evet. Yani Galatasaray'ın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bu arada ben grupta kurallar çekildi de çok kararlar bağlamadım yani. Lokomotiv Moskova, Marsilya, Lazio. Şampiyon Ligi'nin ayrında bir grup ama Galatasaray'ın bir de çıkamadığı grubu hatırlıyorum. İşte Porto, Şalke, Lokomotiv Moskova mesela. Hani kolay gruptan çıkamak bence daha üzüntü verici. Bu grup tam bir meydan okuma artık genç bir takım. Taraftarla bütünleşecek. Bu tarz bir oyun bekliyordum ben. Yani Galatasaray kaybetmez diyordum ama tabii ki maçın hakkı. Galatasaray dersini iyi çalıştı. onu söyleyebiliriz. Hani işin sağ içi boyutunda Fatih Hoca güzel hamleler yaptı. Şimdi örnek verelim. Morutan'ı biz Kasımpaşa Trabzonspor maçlarında 4-1 4-1 formasyonda ofansif 8 rolünde merkezde izledik. Şimdi Lazio karşısında merkez atamazsınız Morutan. I. Orada ezilir. Sağ kenara attı bir gezal rolünde. Sol ayağını kullanarak orada bir sağ çık ki maçın ilk yarısı da jenerik bir gol olacak. Ya şunu söyleyeyim Melike, bunu daha önce de ifade ettim. Yani ben maçları izliyorum Trabzon'da. Yine dün de Lazio maçı tribündeydim. Oyuncu karıştırıyorum. Berkan mı Çıkaldoğa mı diyorum böyle e, Moruta'nın e, direkten dönen topu mesela Ber, e, Halil Derviş olsam top atlayan Berkan neye geleceğim? Yani ben oyuncuları karıştırabiliyorum çünkü bunu ediyor takım bana. Sürekli hareket halinde hepsi genç dinamik hep ön yani altı oyuncunun hepsi aynısını yapıyorlar ama örnek veriyorum şimdi o takımda bir Babel, Arda, Fegül olsa ben muhtemelen karıştırmam oyuncuları yani. ...ne yapacakları çok, çok belli. böyle bölgesinde Öngörülebilir. kaybetmeyen oyuncu Öngörülebilir. O. Şimdi bunu hareketli bir oyun oynuyor Galatasaray. Halil zaten tercihi başlı başına böyle. Jacques de Mustafa Muhammed de... Evet Halil gol matuayra ama müthiş bir pres gücü. etrafına servisler. Berkan takımı şimdi... ...şöyle rakamlara çok boğmak istemiyorum izleyiciler ama... ...bazı verilerin de bence yedelenmesi gerek. Şimdi Galatasaray'ın iki tane başarısız Şampiyon Ligi serüveni oldu 2018-2019 yılları. Yani 32 takım arasında da 31 ve 30 olmayacaksınız koşu mesafelerinde. 100 kilometre zor koşuyordu Galatasaray. Şimdi top, topa mı sahip o da hayır. Topu da koşturmuyorsunuz. Hani Paris Saint Germain'den e, 5, Real Madrid'den 6 yemişti o periyotlarda. Düne geliyorsun 117 kilometre. Neden? Berkan koşuyor, Morutan koşuyor, Çıkaldağ koşuyor. Ve ben dediğim gibi hani türümünde ben bile Taylan. karıştırıyorum. Tayland'a hepsi Şimdi bu birinci etken. Morutan hamlesi Fatih Hoca'nın e, taktik varyasyonu olarak onu kenara atması. Üçte Marka bunu neden söyleyeceğim? Üç maç Nelson'u izledim. Kendi adıma söyleyeyim beğenmedim. Bunu da kulüpteki yakın kaynaklarımla paylaştığımda Luyendama ile oynaması problem. Sürekli Luyendama'nın açıklarını kapamaya çalışıyor ve bu oyuncu mevkisinde oynamıyor. Sol stoper oynuyor. Sağ stopere geçince bir tekrar izlediler Nelson'u. Dün izledik Marka ile birlikte. %90'ın üzerinde bir pas isabeti. Bir de marka hakikaten yani Lazio'da bence marka gibi stoper yok. Çok çok iyi oyuncu. Yani e, işin e, oyun kurulumunu geçtim. Ön tarafa yaptığı baskı boş kayması yok. E, aldığı fauller akpoya direkt sarı kart gösterdiği bir enerjisini düşürdü. E, Galatasaray dersi diye çalıştı. İlk yarı Morutan'ın direkten dönen to, e, topu, ikinci yarı Kerem'le çıkaldığı anın pozisyonu. Kerem'in bir tane ikiye bir de vermediği pas. Futbol şansı da böyle iyi oynayan takımın yanında oluyor. En son e, kimse. Kızmasın Juventus maçı 2013 Galatasaray'ın Avrupa'daki son bana tat veren galibiyeti. Ondan sonra hep pas geçmiş Galatasaray vardı Avrupa'da. Yani ben çok o işte Hayduk Split, Nefçi Bakü galibiyetleri ya da rendersi ben zafer saymam ama dün akşam iyi bir iz bıraktı. Artı bu tarz genç takımın böyle bir kıvılcıma bence ihtiyacı vardı. Her şey güzel oldu Galatasaray için. Genç takım vurgusunu özellikle yapıyorsun. Gelen yorumlar da dün de bugün de yine aynı şekilde. Tek şikayeti taraftarların 35 yaş üstü oyuncuların şans bulması... Murat Bey yazmış Fatih Hoca'nın tek hatası Babeli oynatması. Başka bir izleyicimiz de e, demiş ki ya evet bu galibiyet güzel bir galibiyet ama yine de yanıltmasın. E, ileri yaştaki futbolcular sahaya sürülürse e, biz bu gruptan çıkamayız. Şimdi Volkan'a pas atmadan şunu söyleyeyim. İleri iki yaş oyuncular da girmediği için de belki Kasımpaşa ve Trabzon maçları ikisini iki ikiye geldi. Arada onlara da, da ihtiyaç gibi. var. Yani şimdi tamam ben de istiyorum genç olsun ama bir PSV örneğini görelim. 34'lük Zavi'nin yanına Madüke'yi koyarsın oluyor. O karışımı iyi yapman gerek. Ben Fegül'ün oyun aklına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Babel konusunda katılıyorum. Ben de Babel'in o bölgede özellikle sola çıkarak oynamaması taraftarıyım. E, artı Galatasaray'da eksikler de vardı. Yani Bir evet. e, Emre Kalınç yüzde yüz hazır değildi. E, Barış Alper Yılmaz kadroda yoktu. Bu da aslında Fatih Hoca'nın Babel'e mahkum etmiş evet. olan bir kulübeden. E, takım iyi gidiyor. 25 yaş ortalaması dün sahadaydı. Artı bir de şu da güzel. Falcao ile Belhanda. Galatasaray'ın son Avrupa maçına baktım. Rangers'a geçen sene elendiği maç Falcao ile Belhanda 11'de. İkisinin toplam maliyeti 11-12 milyon euroydu. Dün sahaya çıkan Galatasaray 11'in toplam maliyeti bu. Yani doğru yola gitti Galatasaray maaş, ama maaş, bütçesi, maaş olarak. bütçesi olarak bu futbol şampiyonluk kupa getirir mi bu sene bilmiyorum ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir sever olarak sabırlı da olacağım. Destekleyeceğim. Bence Galatasaray'ın gittiği yol doğru bir yol. Volkan'a geçmeden önce şöyle bir soru var. Sana onu yönelteyim. Ahmet Bey'den gelmiş. Feguli'nin dönmesiyle ortada çıkaldı o Morutan. Kanatta Kerem Feguli dörtlüsü mü oynar? Bu soru çok geliyor. Morutan'ın nerede oynaması gerektiği ya da oynayacağı ile ilgili. Feguli Morutan varken oynar mı? Ondan emin değilim yani. Ben orası biraz Taylan. Güzel yani Taylan Berkan'dan biri olur ligde. öndeki ikili sanki Morutan çıkaldı e, Halil'i kenar yapabilir Kerem. Yani orada Feguli çok ilk 11 oyuncusu olacak gibi gelmiyor çünkü Fegülü bunu elin tersiyle itti. Bir bir senedir kendisine iyi bakmıyor. Kilo problemi var, tempo yoksa benim Fegülü'nün kalitesini tartıştığım yok. Artı ben hani Arda Babel Fegül'den tercihim her zaman. Fegülü'den yana kullanırım ama sanki kulübenin hamle oyuncusu olacak gibi. Volkan sana da bir lig maçıyla geleyim istersen. Hı hı. Hem bu maçı dün gece de konuştuk ama yine bu maçla ilgili yorumların ışında değerlendiririz. Alanya spor mücadelesi. Sen Galatasaray'ın şansını nasıl görüyorsun? Geçen seneki Alanya spor olsa tam böyle Avrupa dönüşü e, bayağı sıkıntılı bir maç derdim. Zaten derdi. iki ekibin gittiği düellosu vardı biliyorsunuz Tabii. Alanya ile hem kupa hem ligde. Aynen geçen seneki Alanya spor olsaydı ama. Yani şu anki görüntü biraz daha... Ee, ...hem hoca e, değişti hem ciddi bir kadro e, erozyonuna uğramış durumdalar. Biraz bir toparlanma süreci gerekecek gibi Alanya Spor'a. O süreç ne kadar sürecek onu bilmiyorum. Ama e, eski e, dört büyük takımı ürküten, eyvah dedirten bir takım değil Alanya evet. Spor artık. Yine iyi oyuncuları var, yine değerli bir kadrosu var... Ee, Yine doğru bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. E, doğru maliyetlerle yönetiliyor çünkü. Yani her, bu maliyetle her yıl e, Avrupa Kupası mücadelesi, yani Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veremezsiniz. E, mesela 5 yılın 3'ünde Avrupa Kupası mücadelesi veriyorsanız bu maliyette başarıdır. E, ben Alanyaspor'un bu yıl biraz e, Nadas'a bıraktığını düşünüyorum kendisine. Hem oyuncu tercihlerini yani gördüğüm kadarıyla en azından belki haftalar ilerledikçe performans artacaktır ama e, geçen seneki görüntüyle bu seneki görüntü arasında ciddi bir fark var. En başta onu söyleyeyim. Bu bir. iki e, Galatasaray kısmına dönecek olursam. Galatasaray ligde yaşadığı sıkıntıyı, sıkıntı bence biraz e, 2-0'lar sonrasında A maçı aldık psikolojisinin genç olması dolayısıyla takımı biraz daha kolay çökmesi, kolay rehavete girilmesi. E, i̇lk maçta Fatih Hoca bekledi. İkinci maçta e, tartışmalı bir şekilde Morutan'ı oyundan aldı Trabzonspor maçında. E, ama Lazio maçının ben sadece galibiyet değil bir e, kilometre taşı yani dönüm noktası olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Bu takım şunu gördü. E, biz o mücadeleyi e, Lazio gibi çok üst seviye, Lazio sonuçta bir şampiyonlar ligi seviyesinde bir takım diyebilirsin Lazio için yapabiliyoruz ve karşılığını da alabiliyoruz. Bu arada golün şans olması falan yani o gerçekten spekülasyon. Çünkü Galatasaray'ın o, o, ana kadar ikinci yarıda da pozisyonları vardı. Yani Galatasaray golü bir şekilde gelecekti. Kaleci orada sağ olsun bir ikram yaptı. Yani onu da hayır diyecek halimiz yok. O yüzden ben Galatasaray'ın o tempoyu yapabileceğini görmüş olması, o özgüveni artık o genç kadronun yakalamış olması dolayısıyla bu sendromun, 2-0'dan 2-2 sendromunun bu maçta eğer yakalanırsa o skor e, tekrarlanmayacağını düşünüyorum. Ve e, şunu söyleyeyim. Hani hep Galatasaray üzerinde şu tartışılıyor. Genç oyuncular, tecrübeli oyuncular biraz karışım gerekmez mi vesaire. Yani ben mesela elbette Feguli, elbette Babel, elbette Arda Turan bunlar büyük tecrübelerdir. Zaman zaman kullanabilirsiniz ama bence şu anda Galatasaray'ın 11'i oturmuş durumda. Yani Sasha Boya gelecek tabii. o cezalı. Birlikte ona yapacak bir şey yok. Bitince oraya o oturacak. Ee, Sol beki belli. Orta sahada da ben Berkan Taylan ikilisi. Hiç Önlerinde Çikallıo. Ee, sağda Morutan. Solda Kerem. En uçta da Halil. Benim bence... sana tek itirazım şu olacak. Lazio maçı. Trabzon deplasmanı. Taylan Berkan'a tamam ama iç sahada net favori çıktığım bir Alanya maçı örneğin. Taylan Berkan ikilisi bence lüks. Orada bir oyuncu tercih edip Emre Kılıç Ha, emre de atılabilir. Yani 12'si belli aslında Galatasaray'ın. yani katılıyor. 11 12. Hani 11 artı 1 diyebiliriz. Hani maçına göre bir ufak bir değişiklik. Artı 4 tükle çıkıyorsun. Bu bir avantaj Melike. Kulübeden hamle yaparken matematik rahat, yapmana rahat, gerek evet, kalmayacak. Oyuncu doğru. değişikliği de Ve yapabileceksin. Yani e, bu oyuncular düştüğü anda tecrübe olarak Feguli'yi, tecrübe olarak Babeli, tecrübe olarak gerçi şu an sakatlığı devam ediyor herhalde Arda. Arda bir bir ay. Arda daha, daha olmayacak bir süre daha. E, en az bir ay. E, ama 15'er, 20'şer, yarımşar saat e, süreler alabilir ama şuna katılmıyorum. Ya bu 11'e Feguli'yi de monte etmeli. E, bu 11'e Babeli'yi de monte etmeli filan.